Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeda. Elhamdülillahillezî hedâne lidînil İslam. Bizleri İslam diniyle şereflendiren Rabbimize sonsuz hamd ve sanılar olsun. Elhamdülillahillezî cealenâ min ümmeti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Bizleri Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet kılan Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillahillezî nevvere kulûbenâ bitilâvetil Kur'an. Bizlerin kalplerini Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla nurlandıran Rabbimize sonsuz hamd ve sanalar olsun. Evet, değerli gönül dostlarım, bugün de hesap gününü unutmayalım. Konumuz bu. Elbette hesap günü mühimdir. Öyle bir gün ki alimet nefsüm mâ qaddemet ve ahharet, her nefis önde neyi gönderdi, geride neyi bıraktı, onu gözüyle müşahede edeceği bir günden bahsediyoruz. Öyleyse böyle bir günü hiçbir zaman unutmayalım. Biz de bugün hesap gününü unutmayalım dedik. Hasibu qabla en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyor. Sahabe böyle diyor. Ulema böyle diyor. Alimler böyle uyarıyorlar. Hesaba çekilmeden önce kendi muhasebemizi yapmamız lazım. Çünkü eninde sonunda önümüzde böyle bir hayat vardır. Hesap günü vardır. Değerli günün dostlarım, insan sorumluluk taşıyan bir varlıktır. Bu onun temel özelliklerinden birisidir. Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmakla yükümlü olan insan mutlaka bir gün onun huzurunda dünyada yaptıklarından dolayı sorgulanacaktır. Çünkü o tesadüfen dünyaya gelmiş bir varlık değildir. Allah'ın takdir ve yaratması ile var olmuş eşref-i mahlukattır. Hem de Allah-u Teala kainata olan her şeyi onun hizmetine vermiş. Şu kainata baktığımız zaman kainatın içerisindeki bütün nimetleri, bütün varlıkları Allah eşref-i mahlukat olan insan oğlunun hizmetine sunmuştur. Ay bize hizmet ediyor, güneş bize hizmet ediyor, dağlar bize hizmet ediyor. Evet, ağaçlar bize hizmet ediyor, hayvanat bize hizmet ediyor. Demek ki bütün varlıklar insan oğluna hizmet etmek üzere var olmuştur. Çünkü insan Allahu Teala'nın en çok değer vermiş olduğu varlığıdır ve Kur'an-ı Azimüşşan'da inni ca'ilun fil ardi halife buyuruyor. Ben yeryüzünün halifesini yaratacağım. İnsanlar birbirine değer vermiyor ama insanları yaratan yaratıcı Halık-ı Kainat Hazreti Allah insan oğluna çok değer veriyor. Nasıl ki bir anne ve baba evladına ne kadar düşkündür, ne kadar bir anne evladını seviyorsa, Allah diyor ben ananızdan, babanızdan daha çok sizi seviyorum. Çünkü değerli gönül dostlarım, anamız, babamız varlığımızın sadece varoluşumuzun bir vesilesidir. Asıl bizi yoktan var eden, şekillendiren, nimetlendiren ve hayat veren, sonunda canımızı alıp ve tekrar diriltecek olan Halık-ı Kainat Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Efehasibtum ennemâ halaknâkum abatha ve ennekum ileyna la turcaun." Sadakallahul azim. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizi gerçekten huzurumuza getirilemeyeceğinizi mi sandınız? Yani Allah diyor ben insan oğlunu boşuna yaratmadım. İnsan oğlunun bir yaratılışının bir hikmeti ve bir sebebi var. Amma ve ennekum ileyna la turcaun. Siz zan ediyor musunuz bir daha huzurumuza getirilemeyeceksiniz? Bu yanlış bir hesaptır. Bu hesaptan dönüş yapmak lazım.
Çünkü eninde sonunda Kur'an ifadesiyle diğer bir ayet-i kerimede inne ileyna iyabehum thumma inne aleyna hisabehum, hepinizin dönüşü banadır. İnansın inanmasın. Makamı, mevkisi, serveti, şöhreti, şekli, şemali, ırkı, cismi ne olursa olsun herkes bana dönecek. İleyna, bize döneceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Öyle değil mi? Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselama kadar bütün peygamber insanlar ahirete göçmedi mi? Ve önceki peygamberlerin ümmetleri ahirete göçmedi mi? Ve şimdiki Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın ümmeti olarak bizler de işte zamanı gelince, vakti gelince, tayin ve takdir edilen ecel vuku bulunca istese de istemese de huzur-i ilahiye varacağız. Onun için böyle bir yanlış hesap yapmayın. Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abetâ, sizi başı boş bıraktığımızı mı zannediyorsunuz? Ve ennekum ileyne la turcaun, bize bir daha dönmeyeceğinizin düşüncesini, hesabını mı yapıyoruz? Bu yanlış bir hesap. Eninde sonunda kesin manada hepimiz Rabbimize, yaratıcımıza döneceğiz. Öldükten sonra dirilip Allah'ın huzuruna getirileceğimiz bugüne işte biz hesap günü diyoruz. Bugün insanın en önemli günlerinden bir gündür. Peygamberler bile bugünün dehşetinde Allah'a sığınmışlardır. İşte bu peygamberlerden biri İbrahim aleyhisselamdır. Bakın İbrahim aleyhisselam, değerli gönül dostlarım, nasıl o günün dehşetinden Allah'a sığınıyor. وَلَا تُخْز۪ينِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَذ۪يمِ. Ey Rabbim diyor İbrahim aleyhisselam, 124 bin peygamber rişanın içerisinde ulul azım olan 5 büyük peygamberden birisi olan İbrahim aleyhisselamdan bahsediyoruz. Hazreti Allah'ın bizzatihi halilim dediği, dostum dediği Hazreti İbrahim'den bahsediyoruz. İşte o peygamber, o şanı yüce peygamber, Allah-u Teala'nın halilim dediği ile şereflendirdiği o güzel peygamber, bakın ne diyor? Ey Rabbim diyor, insanların dirilecekleri ve huzuruna gelip hesap verecekleri gün beni utandırma. وَلَا تُخْز۪ينِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ. İnsanlar dirilecek ya, huzur-i ilahiye gelecek. İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi o gün beni mahcup etme diye hayattayken Rabbine yalvarıyor, dua ve niyazda bulunuyor. Çünkü devamında Hazreti İbrahim şöyle diyor Kur'an ifadesiyle, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. O gün öyle bir gün ki ne mal fayda verir ne benun, yani ne de evlatlar fayda vermeyecek. Bu kadar evladım var, bu kadar servetim var. Ebu Leheb de öyle diyordu. Benim servetim var, malım var, mülküm var, makamım var, şöhretim var, gücüm var, kuvvetim var. Kur'an ne diyor? مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ. Onun ne malı ne de kazancı ona hiçbir fayda vermedi. O gün öyle bir gün. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. O gün öyle bir gün ki diyor Hazreti İbrahim, o günden sana sığınıyorum ya Rabbi. Beni o gün mahcup etme ya Rabbi diye dua ediyor. Çünkü malın, evladın fayda vermeyeceği bir gün. İlla men etallaha bi kalbin salim. O gün Allah kime tertemiz bir kalp vermişse o gün o fayda verecek. Ama kalp temiz deyince de hemen şu hatırıma geldi değerli günü dostlarım. Hocam diyor, ben namaz kılmıyorum. Ben oruç da tutmuyorum. Tamam. Peki benim hocam kalbim ama temizdir diyor. Ne kadar kendi kendisini aldatıyor. Allah'ın dediğini yapmayan bir insanın kalbi temiz olur mu? Allah namaz kıl diyor, namaz kılmıyor, kalbim temizdir diyor. Oruç tut diyor, oruç vermiyor, kalbim temizdir. Zekat ver diyor, zekat vermiyor, kalbim temizdir. Allah'ın dediğini yapmayanın kalbi temiz olmaz. Allah'ın dediğini yapmayanın kalbi sipsiyah olur. Karanlık olur, zulmat olur. Bir kalpte Allah yoksa, Allah'ın dediği yoksa o kalp
temiz olamaz. O kalp pislikten başka bir şey değildir. Kalp neyle temizlenir? Kalp ancak ibadetle, itaatla, Allah'ın emirlerini yaşamakla. Kalp ne zaman siyahlaşır? Bir insanın beyaz bir sayfayı düşünün değerli günün dostlarım. Bu beyaz sayfaya bir nokta koyduğun zaman ne olur? Siyahlaşıyor. Görüyor musunuz değerli günü dostlarım? Demek ki insanın her bir işlemiş olduğu bir günaha karşılık kalbine siyah bir nokta koyuyor. Hayırları işlemeyecek, Allah'ın emirlerini uygulamayacak, Allah'ın yasaklamış olduğu yasakları da uygulayacak, kalbine siyah lekelerle doldurup sipsiyah bir hale getirecek. Ondan hocam sen bakma ben bu amelleri yapmıyorum ama kalbim temizdir diyor. Kendini aldatıyor. Kendi kendisini aldatıyor. Ebu Cehiller öyle yaptı, Firavunlar öyle yaptı, Ebu Lehebler öyle yaptı. Kendi kendilerini kandırdılar. يُخَادِعُونَ اللّٰهِ Kur'an ifadesiyle وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Onlar diyorlar biz Allah'ı kandırdık. Haşa! وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Onlar kendi kendilerini kandırırlar. Bir mümin kardeşim şunu bilmelidir kesin manada Allah'ın emirlerini yapmıyor, Allah'ın yasaklamış olduğu yasakları da işliyorsa onun kalbi temizlenemez. Kalbin cilası parlatılması için ibadet lazım, itaat lazım. Ben bu örneği hep bu konular gelince veriyorum. Hacer-i Esved taşı cennete çıkınca bembeyaz. Yani diyor ma beynel meşriki vel mağribi Hazreti Peygamber buyuruyor. Doğu ile batının arasını aydınlatan bembeyaz bir taş cennete gelmiş. Ama günah işlememiş taştır. Günah işlememiş. Günahkar insanların eli değdiği için. Bak günahkar, günah işleyen insanların veya Hristiyanların, gayrimüslimlerin, necis insanların eli değdiği için. Veyahut da özel hallarında olan kadınların eli değdiği için gibi birçok böyle hadis-i şerif, sahih hadisler diyorum. Değerli günü dostlarım, değdikleri için o bembeyaz olan taş sipsiyah bir hale geldi. Günah işlemeyen bir taş, bir cisim nedir? Günahkarların eli değdiğinden dolayı siyahlaşıyorsa bir mümin aman ha sakın kendisini aldatmasın. Ben hiçbir ibadeti yapmam ama hocam kalbim temizdir. Çekinmeden, utanmadan bunu da söyleyebiliyorsa ne diyeyim artık? Haya etmek lazım. Allah'ın emirlerini işleyeceksin. O kalbi sana veren Allah'tır. O kalbin nurlanması için, cilalanması için, temizlenmesi için, temiz bir kalp olabilmesi için ibadetle meşgul olacaksın. Zikirle meşgul olacaksın. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün öyle bir gün ki mahşer günü, diriliş günü ne mal fayda verir ne evlat اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Özellikle üç defa tekrarladım. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu tertemiz bir kalp hangi kalp? Hakiki olarak görevini yapan müminin kalbi, günahlardan, menhiyatlardan kaçınan kişinin kalbi temiz olacak. Allah böyle tertemiz bir kalbi cümlemize nasip ve müyesser eylesin değerli gönül dostlarım. Hazreti İbrahim bu duasıyla bize örnek oluyor. Hazreti İbrahim bu söylemiyle, ifadesiyle, duasıyla bize yol gösteriyor. Zaten onun yaptığı bu duanın Kur'an-ı Kerim'de yer almasının hikmeti de, sebebi de budur. Yani sizler de biz İbrahim'in milletinde olduğumuz için biz de İbrahim'i takip etmeliyiz, o yolda gitmeliyiz. Bakın bir yere gittiğimiz zaman değerli gönül dostlarım akşam yatağa giderken aklıma o geldi. Mesela diyelim yolu bulamadık, hemen aracımızdan iniyoruz, bir kişiye soruyoruz veya camimizi indiriyoruz, soruyoruz. Bize yolu gösterince seviniyoruz, Allah senden razı olsun. Peki bize normal bir yolu gösterip hedefe ulaşmamıza böyle vesile olan bir kişiden dolayı seviniyoruz da ve o hedefe de onun istediği doğru yolu göstermişse hedefe ulaşıyoruz kısa zamanda. Peki biz ona seviniyoruz, memnun oluyoruz, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Bize gerçek yolu, hak yolu, cennet yolu, ebedi doğru bir yolu, Kur'an yolunu bize gösteren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a müteşekkir olmamız gerekmez mi? Onun gösterdiği yoldan gitmemiz gerekmez mi?
Navigasyonu açıyoruz. Orada sesli işte sağa dön, sola dön, ona uyuyoruz değil mi? Niye? Bir yoldan bir mekana ulaşmak için hedefimiz var, hedefe varmak için navigasyondaki o sese uyuyoruz. Sağa sola onun dediği gibi dönüyoruz. Asıl bize hakiki yolu gösteren, doğru yolu gösteren, bir gişeden girip diğer gişeden çıkacağımız bir cennet yolunu gösteren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği yola uymamız gerekmez mi? Sorusunu kendi kendimize sormamız lazım. Evet, elbette, evet bize yol gösterene de memnuniyetimizi ifade edeceğiz. Ama ebedi bir hayatın yolunu, gerçek bir yolu, hak bir yolu, şaşma payının zerre kadar, miskal kadar olmayan bir yolu bize gösteren Hazreti Ahmed-i Mahmud, Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uymamız lazım. O bizi doğru yola sevk ediyor, o bizi bir hedefe sürüklüyor ve o hedefe varınca ebedi bir hayatımızı kazanacağımızı bilmemiz lazım. İşte o peygamberlerden birisi de İbrahim Aleyhisselam'dır. Ey insanlar diyor, öleceksiniz fakat sonradan dirilip Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Bunu hatırınızdan çıkarmayın. Hazırlıklı olun. Çünkü ne an o yolun işte bitimine gelmişiz, ne zaman o yolda başlayacağız ve ne zaman Ezrail Aleyhisselam canımızı alacak, ondan da meçhulumuzdur, gaybi bir meseledir. Her an gelecekmiş gibi o ebedi bir hayata hazırlamamız lazım değerli kardeşlerim. Bu peygamberi örnek alan, Allah'a yönelen, yalvarın ve o gün hesabınız kolay geçmesi için işte bu yolu seçin, Kur'an yolunu seçin, peygamberin göstermiş olduğu yolda seçmemiz lazım, yürümemiz lazım. Çünkü Allah izin vermedikçe hiç kimsenin bir başkasına şefaat etmesi dahi söz konusu değildir. O halde yapacağımız şey Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu da ancak onun emirlerine itaat etmek ve yasaklarından da sakınmakla olur. Allah neyi emretmişse onu yaparsak, Allah neyi yasaklamışsa o yasaklarından da sakınırsak işte ebedi bir hayatımız saadet olur. Hem dünyamız saadet içerisinde olur hem de ahiretimiz, işte zaten bizim programımızın ismi de nedir? Saadet-i Dareyn. Dareyn demek hem dünya ve hem ahiret saadeti değerli günü dostlarım. Neye bağlı? İşte Kur'an'ın bize getirmiş olduğu emirler doğrultusunda hayatımızı idame etmeye, onun göndermiş olduğu Hazreti Ahmed-i Mahmud, Sadık-ı Mesduk, Hazreti Muhammed'in Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın işte sünnet-i seniyesine itiba etmek sünneti doğrultusunda ebedi bir hayatımızı kazanmaktır. Evet, o gün ne mal ne evladın fayda vermeyeceği bir gündür. Nitekim başka bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Ya eyyuhennas ittequ rabbekum. Allah diyor ki ey insanlar, Rabbinizden ittika edin. Rabbinizden korkun. İttika ne demek? Yani Allah'ın emirlerini yaşayın, yasaklarından da sakının. Vahşav yevmen. O günden de korkun, o günün dehşetinde. Yevmen la yezzi validun an veledihi. Evet. Baba evladına bir fayda veremeyecek. Çünkü derdi var. Çünkü kaçış yolunu planlıyor, kaçacak evladında. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. Evlat da babaya bir fayda veremeyecek. O da acaba nasıl kaçayım, nasıl kendimi kurtarayım? اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌ. Allah'ın vaadidir. Allah'ın vaadi, sözü haktır ve gerçektir. فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Maalesef dünya hayatı baktığım kadarıyla sizler de değerli izleyicilerim geziyorsunuz, görüyorsunuz. Hayat nasıl devam ediyor? Yaşayış nasıl? Ümmeti Muhammed'in hali nasıl? Giyimi, kuşamı, düğünü, merasimi, yaptığı ameli, fiiliyatı. Yani isyanlar, günahlar batağından yuvalanan giden bu ümmetin halini görünce muzdarip oluyorum. Kendi kendime soruyorum, acaba sonumuz ne olacak?
Evlatlarımızın geleceği ne olacak? Geleceği diyoruz. Ben geleceği kast ederken dünya geleceğini kast etmiyorum. Ben geleceği derken değerli gönül dostlarım, ebedi bir geleceği, başı olup sonu olmayan bir geleceği düşünüyorum. İşte oğlumun geleceğini kurtarayım, evini alayım, arabasını alayım, imanını vereyim de onu kurtarayım diyen var mı? Ne kadar var da kaç kişi var? Nadiren. Geçen gün bir sohbette baktım birkaç kişi birbirine soru soruyor. Biri cevap veriyor, biri soru soruyor. Hepsi dinden, imandan beyhaber. Müslüman da var içinde ama baktım biri tam öyle yoldan çıkmış gibi sorular soruyor. Ben tabii birkaç şeye müdahale ettim, cevap vermeye çalıştım, gayret ettim. Baktım yok, anlamıyor. Sadece bir soru sorayım dedim. İnanıyor musun Allah'a? İnanmıyorum. Kur'an'a inanıyor musun? Yok. Tanıdığım, bildiğim bir insan işte böyle söyleyince çok muzdarip oldum. Demek ki ana baba yetiştirmemiş. Demek ki ana baba evi, yatı, katı derken imandan etti. Peki bu insan yarın, dedim sana üzülüyorum. Yani üzüntüm şudur. Yani iman etmediğin için değil, üzüntüm Allah seni yaratmış, yaratıcını tanımıyorsun. Senin ebedi bir hayatın gittiğinden farkında değilsin. Ah vah diyeceksin. Yarın mahşerde küfarın diyeceği gibi sen de onlardan birisi olduğun için şu anda itibaren açık bir şekilde ifade ettim. Ya leyteni kuntu turaba diyeceksin. Keşke toprak olsaydım, keşke beşer olmasaydım, insan olmasaydım, yok olup geçseydim diyeceksin. Ama bu demenin de sana hiçbir faydası olmayacak. Onun için değerli günü dostlarım, ateistler çoğalıyor, dinsizler çoğalıyor. Sebebi nedir? İlkokulda gerçek dini dersler yok, ortaokulda yok, lisede yok, üniversitede yok. Peki bu insanları yetiştiren bizleriz. Biz bunlara imani, İslami inancı, vatan sevgisini, din sevgisini vermedikten sonra biz bunlardan ne bekleyebiliriz? Vermeden bekliyoruz, vermeden. Serunu vereceksin, onu iyileştireceksin, ondan verim alacaksın. Tarlaya bakmasan, gübresini atmasan, sulamasını yapmasan, o tarlayı ben ektim bana nasıl olsa gelecek, verim verecek 1'e 10, 1'e 20, 1'e 100 verecek diyorsun. Verir mi? Bunu yapıyor musun? Yok. Tarlayı sürünce itinayla sürüyorsun ve ekince itinayla ekiyorsun. Gübresini, sulamasını itinayla yapıyorsun. Ondan sonra da beklentiye girip verim alıp ondan da istifade ediyorsun. Sen bir tarlaya değer verdiğin kadar, hayvanına baktığın kadar, işine baktığın kadar, ticaretine baktığın kadar öz evladına bakmıyorsun. Haberin yok nereye gittiğini, bilmiyorsun kimle yaşadığını, neyi yaşandığını. Camiye götürmek yok, Kabe'ye götürmek yok, Ümre'ye götürmek yok. Oruç tutmadığı zaman sesini çıkarmazsın, başına bela olur. Allah-u Teala evlatlarımızı ahir zamanın fitnelerinden muhafaza eylesin. Bir babanın evlada vereceği en güzel şey Allah'ı tanıtmak, Hazreti Muhammed'i tanıtmak, dini mübini tanıtmak, ebedi bir hayatını nedir? Kurtarabilmek için ona bu İslam dininin esaslarını, temellerini, inancı vermek lazım. Çünkü ana babanın görevi çok büyüktür değerli gönül dostlarım. Kullu mevludun yuledu ala fitretil İslam. Allah Resulü öyle buyuruyor. Doğan her bir çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَجِسَانِهِ اَوْ يُنَجِسَانِهِ كَمَا تَنْتِجُ بَه۪يمَةُ بَه۪يمَةَ الْجَمْعَى. Çünkü ana baba daha sonra ya onu mecusi yapar, ya Hristiyan yapar, ya da batıl bir dine işte böyle katılır, gider ateist olur. Hem dünyasını hem de ahiretini kaybetmiş olacaktır. Ana babaların görevi mühimdir. Ana babalar görevlerini yapmaları gerekir. وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi yanıltmasın. Her günahı işlerim. Peki o günahı işlerken o halle ecelin gelir vuku bulursa, ölürsen nasıl huzur-u ilahiye gideceksin? O endişeyi taşımalı, ölümü her zaman mümin hatırlamalı ve o ahiret gününe, hesap gününe her zaman inananlar kendilerini hazırlamalarıdır.
gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün öyle bir gün. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi olduğu için o hesap günü. Ya yevme yefirul mer'u min ahi, kardeşinden kaçıyor. Ve ümmihi, anasından. Ve ebihi, babasından. Ve sahibetihi, ya eşinden ya arkadaşından. Niçin kaçıyor herkes birbirinde? Ve benihi, evlatlarından. Likulli imri'in minhum yevme idin şe'nun yuğni. Herkesin kendine yetecek bir derdi var. Yetecek ve artacak bir derdi var. Evet, çünkü kardeş niçin kaçıyor? Sen bana dünyada yardım etmedin diyeceksin. Acaba diyecek mi? Ondan kaçıyor. Anne baba, sen bize iyilikte kusur ettin. Eşi, sen bana haram yedirdin. Çocuklar, sen bize dinimizi öğreterek bizi uyarmadın deyip yakasına sarılırlar diye herkes birbirinden kaçıyor. Bu hesabı benden sormasın. Huzur-i ilahide zaten hesap veriyorum. Halim ne olacak? Derdim ne olacak? Diye herkesin bir endişesi, herkesin kendine yetecek bir derdi vardır bugün diye değerli gönül dostlarım, herkes o gün derdiyle dert var olacaktır. Cenab-ı Erhamurrahim'in o günün dehşetinde hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Bakın Ebu Hüreyre radıyallahu teala anhu anlatıyor. Ey Muhammed diyor Allahu Teala, en yakın akrabanı uyar. Allah Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e وَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ, en yakın akrabalarını uyar diye Allah Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı uyarıyor. Ayet-i kerimesi indirdiği zaman Peygamberimiz akrabalarını hemen bu ayet üzerine çağırıyor. Safa tepesine çıkıp ve onlara şöyle bir konuşma yapıyor. Ya ma'şere Kureyş, ey Kureyş topluluğu, işterevu enfusekum, kendinizi Allah'tan satın alın. Allah'ın azabından koruyun. Yoksa ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden men edemem. Ya değerli günü dostlarım, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, ey Kureyş topluluğu, kendinizi Allah'tan satın alın. Allah'ın azabından, yoksa ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden men edemem. Ya beni Abdümenaf, la ugni ankum minallahi şey'a. Ey beni Menaf kabilesi, kendinizi, yani Allah'ın emirlerini yaşayın, yasaklarından sakının, yoksa ben hiçbir şey sizden uzaklaştıramam. Ya Abbas bin Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas, la ugni anka minallahi şey'an, o gün ben de bir şey yapamam. Ve ya Safiyetu ammeti Resulillah, ey Allah Resulü'nün halası Safiye, la ugni anki minallahi şey'e, o gün, yani bu dünyadayken amel edin, Allah'a iman edin, Allah'a karşı görevlerinizi yapın, çünkü o gün ben bir şey yapamam. Ve ya Fatimetu binti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, selini ma şi'ti min mali, ey Fatime, maldan ne istiyorsan benden iste, sana veririm. Ama la ugni anki minallahi şey'e, görevlerini yapmazsan ben yarın ahiret gününde sana da bir şey yapamam diye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam inen bu ayet üzerine bütün kabilesini, akrabalarını toplayarak onları uyarıyor. Ben de şahsım olarak Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini uygulamak üzere kendi çoluğuma, çocuğuma, burada da sesleniyorum, her yerde de sesleniyorum, akrabalarıma, dostlarıma, ahbaplarıma sesleniyorum, bütün mümin kardeşlerime ve bizi izleyen bütün Müslümanlara sesleniyorum. Hazreti Muhammed'in buyurduğu gibi,
Haydi hep birlikte Allah'ın ipine sarılalım. Haydi hep birlikte Kur'an'ı yaşamaya çalışalım. Haydi hep birlikte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini yaşamaya çalışalım. Haydi hep birlikte değerli gönül dostlarım kendimizi o hesap gününe hazırlamaya çalışalım. Çünkü o gün hesap günüdür. O gün herkesin kendine yetecek bir derdi var. O gün herkes yaptığı amellerden hesap verecek. O gün فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zerre kadar hayır işlemişse onun karşılığını, kim zerre kadar şer işlemişse onun da karşılığını görecektir diyen Hazreti Allah'tır. Allah'ın vaadi da haktır. Öyleyse bu vaada karşı bizim de kendimizi hazırlamamız lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısı ne kadar düşündürücüdür. Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Ey ümmetim, eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz. Ama ümmet şimdi onu görmediği için, bilmediği için ve peygamberini de dinlemediği için çok gülüyor, belki de hiç ağlamıyor. Ağlayan da çok nadir. Ama ne diyor Allah Resulü? لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz. Onun için değerli gönül dostlarım, Hazreti Peygamber çok ağlamış, az gülmüş. Bazen nadiren tebessüm ederek şu dişleri, ağzı dişleri görünmüş. Peygamber böyle tebessüm ediyordu ve çok ağlıyordu ümmet tam aksına. Öyleyse Peygamberimiz bize her konuda örnek olduğu gibi bu konuda da örnek almamız lazım. Ebedi hayata kendimizi hazırlamamız lazım. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَذ۪يمُ Siz içinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de ve Allah-u Teala onu biliyor. İçimizden ne geçiyor? Duygularımızda ne var? Allah-u Teala ona da bilgisi vardır ve Allah ona da mutalidir. Allah o içimizde geçen duygularımızdan da haberdardır. Yaptıklarımızdan da Allah haberdardır. Böyle bir Rabbimizin olduğunu unutmayalım. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ İstediğini affeder. وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ İstediğini de azaplandırır. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye kadir ve muktedirdir. Biz beşeriz, elbette hatalarımız var. Ama bu hataları telafi etmenin yolu tevbedir, istiğfardır, dönüştür. Rabbimizin emirlerine tekrar yapışmak, Rabbimizin emirlerini yapmak. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar. Bir günah işlediğiniz zaman hemen ardında bir iyilik işleyin ki o iyilik o günahı yok edip geçsin. Onun için değerli günlü dostlarım, eğer bir beşeriz, bir hata işledik mi, hemen ardında tevbe, hemen ardında namaz kılalım, hemen ardında istiğfar, hemen ardında bir hayır, bir hasanat yapmak suretiyle, çünkü hayır yaptığımız zaman 1'e 10, günah işlediğimiz zaman 1'e 1, onun için o 1'e 1'i silmek için 1'e 10 sevapla mukabele etmemiz, onu gidermemiz, o şekilde telafi etmemiz lazım. Yarın o gün öyle bir gün ki bizlere, yani mahşer gününde dirileceğiz, hesaba çekiliyoruz. İkra kitabeke, kitaplarımız, yani kitaptan maksat herkesin amel defteri önüne konulacak. Haydi bakayım oku şimdi amel defterini. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Evet, sana hesap sorucu olarak kendi nefsin dahi yeter diyor Cenab-ı Hak. Ve vudi'al kitab, kitap konulacak. Ya değerli kardeşlerim, فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْسَهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَادِرًا وَلَا يَذْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ O gün herkesin amel defteri ortaya konmuştur. Ey Muhammed,
suçların amel defterlerinde korktuklarını görürsün. Eyvah, bu nasıl deftermiş ki büyük, küçük, hiçbir şeyi bırakmadan hepsini saymış dökmüş derler. Onlar bu defterlerde bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmeyecek. La yugadiru sagireten ve la kebireten. Ne küçük ne büyük hiçbir günah hani kaçırılmamış. O amel defterinde her şey yazılmıştır. Onun için değerli gönül dostlarım, yaptığımız amellerimizin de kayda, zapta geçtiğini bilelim. Kameraya alındığını melekler tarafında bilelim. Ona göre ayaklarımızı denk atalım. Hemen tevbe edip dönüş yapmamız lazım. Zararın neresinde dönersek dönelim, kârdır. O zaman zararda dönmek Müslümanın, akıllı olan Müslümanın işi olmalıdır. Mevlana Hazretleri şöyle diyor: İnsan günahsız ve kul kusursuz olmaz. Önemli olan takva hamamında temizlenmektir. Bir daha kirlenmemek üzere dikkat etmektir. Demek ki Mevlana Hazretleri de, o büyük zatlar da bunu görüyor ve biliyor ve bize söylüyorlar. İnsan günahsız, kul kusursuz olmaz. Önemli olan takva hamamından temizlenmektir. Bir daha kirlenmemek üzere dikkat etmektir. Evet, فَلَنَسْأَلَنَّ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ O gün, yani mahşer günü, yani bir tekrar diriliş günü dedik ya, dirileceğiz, Allah'ın huzuruna gidip hesap vereceğiz. O gün herkes sorgulanacak. Kur'an-ı Kerim bu hususu şöyle ifade ediyor: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de sorguya çekeceğiz. Hem peygamberlerden Allah-u Teala onları sorguya çekecek ve hem de gönderdiği ümmetlerini de sorguya çekecek. Allah böyle buyuruyor. Bu Allah'ın vaadidir. Allah peygamberleri sorguya çekecek. Değerli gönül dostlarım, biz nerede kalıyoruz? Bizi de elbette sorguya çekecek. Ama bu soruların cevabını buradan hazırlamamız, onun için وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ bizimle baki kalacak, bizimle eşlik edecek kabirde, haşirde, neşirde, cennete kadar, cemalullah'a kavuşuncaya kadar salih amellerimizdir. Gerisi, hepsi geride kalacak. Onun için bol salih ameller işlemeye gayret edelim. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kur'an böyle bizi uyarıyor, haber veriyor. O gün onların dilleri, elleri, ayakları, işledikleri şeyler hakkında kendilerine şahitlik ederler. يَوْمَ تَشْهَدُ Tekrar okuyorum bu ayeti. تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ Dilleri onların üzerine şehadet edecek. Dilimiz yarın ahirette şehadet edecek. وَاَيْد۪يهِمْ Ellerimiz şehadet edecek. Ya Rabbi, senin kulun benimle şu güzel ameli yaptı veya ya Rabbi, senin kulun benimle şu günahı işledi. وَرْجُلُهُمْ Ve onların ayakları, kulların ayakları, azalarından ayakları da yine şehadet edecek diyor. Ayaklar, ya Rabbi senin kulun benimle camiye gitti, hayır işledi veya Kabe'ye gitti veya şu güzel ilim meclisine gitti diyecek. Veyahut da kumarhaneye, meyhaneye, işte günah işlemeye gitti. O ayaklar o gün şahitlik edecek. Bime kanu ya'melun, yaptıklarımızdan dolayı azalarımız da şehadet edecek. Bakın diğer bir ayeti kerimede ise hatta ida ma ca'uha şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum bima kanu ya'malun ve qalu li culudihim lima şehidtum aleyna qalu entaqanallahu allazi entaqa kull şey ve huve halakakum evvel merre ve ileyhi turcaun sadakallahu alazim. Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, yani ahirete gidince kulakları, gözleri ve elleri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Onların derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri, vücudumuzdaki derimiz de bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan odur ve siz yine ona döndürülüyorsunuz derler.
Ya ve kâlû li cilûdihim, cildimiz dahi şahitlik edecek. Biz cildimize dönüp derimize diyeceğiz. Ya sen benden bir parçasın. Niye benim hakkımda bu şahitliği yapıyorsun? O da şöyle diyor. Kâlû entekanallâhu lezî entaka kulle şeyin. Her şeyi konuşturan Allah beni konuşturuyor. Ve huve halakakum evvele merre. O sizi yokken yoktan var etti. Ve ileyhi turcaun. Hepiniz ona döndürüleceksiniz. Evet değerli günü dostlarım, bundan şek ve şüphe yoktur. Biz nasıl yoktan var edildiysek tekrar ölüm var, haktır, öleceğiz ve tekrar öldükten sonra da diriliş haktır, şeksiz ve şüphesiz. Ama yaptıklarımızın tamamından da hesaba çekileceğimizi bilmeliyiz, unutmamalıyız. Cenab-ı Erhamer Rahimin ümmeti Muhammed'e şuur versin. Cenab-ı Hak bizleri, evlatlarımızı ve bütün mümin kardeşlerimizi şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden hifz-i muhafaza eylesin. İman-ı kamili cümlemize nasip eylesin. O iman-ı kamile huzur-i hakka kavuşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Evet, yine bir dua ile noktalıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Ya Rabbi, sen af edicisin, af etmeyi seversin. Bizleri af eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen af edicisin, af etmeyi seversin. Bizleri af eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ente kabir ve nahnu sagir. Hel yerhamu sagire ilel kabir. İrhamna ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, sen büyük, biz küçük. Küçüğü büyük affeder. Ya Rabbi, sen bizi affeyle. Merhametinle muamele edeceğin kulların zümresine bizleri de ilhak eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar, dertlerine davalar, borçlarına edalar. Kimin ne sıkıntısı varsa ya Rabbi, Esma-i Hüsna hürmetine hepimizin sıkıntısını gider ya Rabbi. Sen her şeye kadir ve muktedirsin. Bizi musibetlerle, kötü ve başka bizim arzulamadığımız şeylerle bizi imtihan etme ya Rabbi. İmtihanımızı hafiflet, ağırlaştırma ya Rabbi. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar ve qina azaben nar ve edhilna cennete me'al ebrar ya azizu ya gaffar velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna bi hürmetil fatiha. Evet değerli günün dostlarım, bugünkü programımız da burada noktalandı. İnşallah başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Fi emanillah.